Arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz tekrar bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size bugün de buradan bir video almak istedim ki ben yoldayken izlemeye devam edesiniz diye. Bakın arkadaşlar, kaktüsler apayrı sihirli dünyadır. Çünkü neden? Çiçeklerini hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Ve bu benim tontiş ve cicişlerle olan seyahatimde, yolculuğumda. Benim de kanalımda yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Bakın bu cicişler yeni bahçede nasıl birdenbire büyüverdiler. Ve arkadaşlar, şu güzelliklerle birlikte olmanın huzuru, mutluluğu, inanın hiçbir şeyde yok. Yani öyle büyük bir keyif ki, tabii ki herkes kendi hobisinin keyfini yaşıyordur ama bizim de keyfimiz bu. Ve bakar mısınız şu varyagatalanan türe. Bunu ben nereden aldım? Bir düşüneyim, hatırlamaya çalışıyorum. Galiba Floralux'ten aldım, emin olmamakla beraber. Avive de olabilir. Ve arkadaşlar bakın, şu güzelliklerle birlikte o kadar huzurluyum ve mutluyum ki, yani bakarsanız bağ olur, bakmazsanız dağ olur. Ve arkadaşlar, bu tontişler de açacak ama ben Türkiye'deyken açacak türlerim var. Bakın onu hemen göstereyim size. Çiçeğini göremeyeceğim türlerim var. Bakın şu ender nadir kaktüslerden şu açacak arkadaşlar. Yani çok da güzel bir rengi olacak muhtemelen. Yani üzülüyorum biraz ama yapacak da bir şey yok. Çünkü Türkiye'ye artık yani alınmış bir biletim var ve yola çıkacağım. Bakın tortilisim. Santa Rita'm. Ve değerli arkadaşlar bakın bu güzel kaktüslerim. Hepsini Allah'a emanet ederek yoldayım, geliyorum, Türkiye'ye geliyorum. Bugün yolculuğumun ikinci günü ve gemiye binmek üzereyim muhtemelen. Bakın bu da açacak, bu varyagatam da. Yani Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki bize bugünleri gösteriyor, yaşatıyor. Ve alpaycamın bana verdiği yine çok güzel bir opuntia, o da yavruluyor. Ve bu ara, burası bu arada buram buram gübre kokuyor arkadaşlar. Çünkü ben granül gübrelerimden hep diplerine de koyu koyu vermiştim. Bugün ne yaptım biliyor musunuz? Yola çıkacağım için şu aldığım yeni tüylerimi hep diktim arkadaşlar. Aa, bunu az sulamışım. Bunu birazcık daha sulayayım. Şu yaprağı şuradan çıkartayım mı? Yok, bu köklüymüş. O kalsın. Bunu az sulamışım. Suladım arkadaşlar çünkü çok sıcak. Bugün de çok sıcaktı. Yani görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Hepsi muhteşemler. Bir de ne diktim arkadaşlar? Şu koca şeyimi diktim, kaktüsümü diktim. Bu burada daha hızlı gelişecektir. Çünkü küçük saksılarda asla bırakmayın kaktüslerinizi. Küçük saksılar gelişimi durdurur arkadaşlar. Yani o ticari şeylere inanmayın. Ben inanmıyorum ve diğer kaktüslerim, bakın şöyle bir görüntü almak istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Belim ağrıyor. Çok da eğilemiyorum. Allah'ım sana emanet ediyorum bu tontişlerimi, cicişlerimi. Senden daha güzel bakacak hiç kimse yok. Bakar mısınız şu güzelliğe? Allah'ım sen neler yaratıyorsun. Yavrular da varyagata arkadaşlar. Bakın üstlerindeki sarılıklardan belli oluyor. Bakın Allah'ım sana binlerce kere şükürler olsun. Şu kaktüsüm arkadaşlar çürüyor. Ben onu anlamıştım aslında da. Ya da çürüyor mu? Leke mi olmuş? Leke olmuş arkadaşlar. Güneş lekesi, çürümüyor. Yani çürüyorsa da artık yapacak bir şey yok. Çünkü çok yorgunum. Koskoca bir bahçe, koskoca bir ev taşındı. Kolay bir şey değil. Yani hele de yurt dışındayken. Bakın Allah'ım sana binlerce kere sonsuz teşekkürler ve şükürler ediyorum. Bu da arkadaşlar, bu oluğun yağmur suyunu biriktiren bir bidon. Altında da çeşmesi var. Nilüferlerim. Nilüferlerim Allah'a emanet. Hepsi. Hepsi arkadaşlar. Bakın kaktüsleri çekiyorum ki bugün kaktüsleri biraz izleyin. Bakın muhteşem. Arkadaşlar gelirken yaprak getiremiyorum. Çelik getiremiyorum. Çünkü yaklaşık 4 gün sürecek. Çok sıcakta geçecek bir yolculuğum var. Santa Rita, daha önceden sözünü verdiğim bir iki arkadaşım var. Onları getirebileceğim. Onun dışında maalesef getiremiyorum. Yani çok yaprak isteyen var ama yani 3500 kilometre ve 4 gün arkadaşlar imkansız. Çünkü arabayı geminin hangarına yükleyeceğiz ve 50 dereceden fazla makine dairesinin yan tarafında.
Yapraklar imkansız. Çünkü geçenlerde İrlanda'ya gönderdiğim yaprakların bir kısmı arkadaşlar yanmıştı. Emineciğim çok iyi bilir. Ve değerli arkadaşlar, dediğim gibi uçakla gelmiyorum. Arabayla geliyorum. Çok uzun bir seyahat ve dediğim gibi araba geminin hangarına yüklenecek. Biz kameraya çıkacağız. Bakın bu da açacak. Bunu da göremeyeceğim. O nedenle lütfen arkadaşlar, işte niye yaprak getiremedin, niye çelik getiremedin, Nilüfer diye bana sitem etmeyin. Getiremeyeceğim. Çok yorgunum. Yani zaten biliyorsunuz ben satış yapmıyorum. Ama Türkiye'deki balkonumdan götürebilirim. Öyle yani arkadaşlar. Ama bir iki arkadaşım var, kıramadım. Onlar için Santarita getireceğim. Diğer parmak kaktüslerim de hep açıyor arkadaşlar. Bu tontişim de açıyor. Bakın kaktüsler kadar böyle, ne bileyim, dirayetli, güzel, muhteşem türler vardır mutlaka da. Ben bunları seviyorum. Bunlarla hayatımı idame ettiriyorum ya da gönlüme eğiliyorum ya da hobim bu şekilde arkadaşlar. Yani hepsi muhteşem, harikalar. Ve siz aslında şu kristatımı da tekrar bir göstermek isterim. Önünden çabuk geçtim belki ama Opuntia santaritamın yan tarafında. Bakın bu da taşınırken kırılmış. Onu da hemen dikiverdim. O da tutacaktır inşallah orada. Bu tontiş, bu ciciş kıvrıla kıvrıla büyüyor. Yanına da bir tane daha yavru mu dikmişim ben? Ne dikmişim? Bir şey dikmişim ama ya da öylesine dikmişim herhalde, yer bulamadığım için. Ama arkadaşlar şunun bu beyaz renk açıyor. Bunu ben AVEVE'den almıştım. İnşallah bunu da kaybetmem. Arada lekelenmeler oluyor çünkü. Bunları da nereden aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. İnanın hatırlamıyorum bu tüylüleri. Yani Floralux'ten de almış olabilirim, AVEVE'den de almış olabilirim ama bunu Floralux'ten aldım. Şimdi diktim bunu da buraya. Şunun yavrusu arkadaşlar, o da Floralux'ten. Bunlar hep güzel özel türler ve değerli arkadaşlar, bu videomu da bu şekilde sonlandırayım size ve hepinize ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Ben yoldayken bana bol bol dua edin. Türkiye'ye geliyorum biliyorsunuz ve videolarımı size çekiyorum ki Nilüfer'cim bizi videosuz bırakma diyen tüm sevgili dostlarıma kırmadan bu videolarımı çekiyorum. Biliyorum kahvenizi benimle birlikte içiyorsunuz. Ben de size çok alıştım. Sizler de bana çok alıştınız. Hepinizi öpüyorum kocaman kocaman ve diğer videoma geçiyorum. Yani siz bir sonraki gün izleyeceksiniz. Bir an önce çekeyim ki valizime son atacaklarımı atayım. Sabah karşı yola çıkacağım. Bugünün ikinci videosu bu arkadaşlar. Dediğim gibi kanalı boş bırakmayalım. Hem de sizlerin bu arada bana o kadar çok mesaj geliyor ki hepsini yanıtlamaya çalışacağım. İnşallah gemide internetim kesilmez arkadaşlar. Ve gemiden de size cevaplar yazabilirim inşallah. Yani öyle. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki ben de sizleri tanımışım. Görmeme gerek yok. Yazdığınız yorumlardan da o samimiyetinizi, o güzel duygularınızı ben anlayabiliyorum. Ve arkadaşlar her zamanki gibi iyilik yapanlarınız bol olsun. Hoşça kalın.